Bavulunu hazırladı, yola koyuldu. Yeni yüzü, yeni hayatı olacaktı ama mutluluğu ten engeline takıldı Recep Kaya'nın. Öğrencide sorun çıktı. Buraya gelmenizde bir anlam kalmadı. Boşuna gelirsiniz, ambulansa geriye döndürdüm. Kırklar elinde yaşayan Recep Kaya'nın 2004 yılında oynadığı av tüfeği yanlışlıkla ateşe aldı. Yüzü parçalandı. Recep o zaman 13 yaşındaydı. Aradan 9 yıl geçti. Sayısı hızla artan yüz nakli operasyonlarından birini de o olmak istiyordu. Sıradaydı. Müjdeli haber, başarılı yüz nakli operasyonlarıyla adını duyuran Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden geldi. Hem Recep Kaya hem de ailesi için heyecanlı bekleyiş başladı. Çok çok heyecan yaptık. Hiç ne yapacağımızı bilmiyoruz. Umut etmemiştik bu kadar çabuk olacağını. Şu an çok sevinçliyim. Yani. Bu haber aldığımdan dair. İnşallah hayırlısı olsun. Sinirsen ne yapacağımızı şaşırdık şu an. Keşke yeter ki gönlümüz şey yapsın. O sağlam sağ salim gelsin. Recep Kaya'yı evinden almaya ambulans geldi. Ona halası Ulviye Peközer refakat edecekti. Ambulansla İstanbul'a, oradan da uçakla Antalya'ya gideceklerdi. Ama İstanbul yolunda aldıkları haber mutluluklarını yarıda bıraktı. Yüze alınacak kişi İzmir'de beyin ölümü gerçekleşen 24 yaşındaki Afrika kökenli İngiliz vatandaşıydı. Ailesi gencin tüm organlarını bağışladı. Yüzü ise doku nakli mevzuatına takıldı. Zira mevzuata göre ten uyumu şart. Bu uyum sağlanamayınca operasyon iptal edildi. Recep Kaya ve halası geri dönmek zorunda kaldı. Çok sevinçli gittik. Hayırlısı neyse olsun. Bir daha sefer artık. Bu kez olmadı ama Recep Kaya umudunu kaybetmedi. Yüz nakli için sıra beklemeye devam ediyor. Vazgeçmeyeceksin. Hala devam diyorsun. Kadar devam.